Ereğli Süt Üreticileri Birliği tarafından dün akşam iftar yemeği verildi. Verilen yemekte konu mahsulleri zarara uğratan dolu yağışı oldu. Programa AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, Tarım Müdürü Orhan Soylu, STK temsilcileri, oda başkanları ve ürünleri zarara uğrayan çiftçiler katıldı. Yüreği yaralı üretici kardeşlerimiz ve çok değerli basın mensupları. Programda konuşan Süt Birliği Başkanı Ercüment Sarıkafa, yetkililere seslenerek canımız yandı. Çiftçimize yardım elinizi uzatın dedi. Sayın üretici kardeşlerim, evet, derdimiz tabii ki burada masalarda acılarımızı paylaşmak, ortak olabilmek, dertlenebilmek, bir nebze de olsa sizin yüreklerinize belki bir su serpebilmek. Burada uzaklardan Ankara'dan gelen sizin adınıza ve o adına Sayın Milletvekili tekrar acılarımızı burada paylaştı ve bu 6 ve 7 köyümüzü tek tek gezdiği için tüm Ova halkının adına da kendisine teşekkürlerimi burada borçluyum. Sayın üreticilerimiz, Sayın Milletvekilim, Belediye Başkanım, Kaymakamım, Tarım İlçe Müdürüm. Evet, dertliyim. Çünkü ateş atalarımızın dediği gibi düştüğü yeri yakarmış. Evet. Ateş yüreğimize düştü. Evet, canımıza değdi. Ateş bizi yaktı. Şu anda evlerimizde bir cenazemiz eksik. Evet, bayrama birkaç gün kaldı. Tabii gönüller isterdi ki bayrama daha huzurlu, daha mutlu, neşeli bir şekilde gitmek. Ama Rabbimden geldi. Bir şefkat tokadı yedi benim oğlan. Bununla alakalı evet, belki bayramda biraz daha kara, belki de üzüldü, belki gözyaşıyla dolu bir bayram geçireceğiz. Ama tekrar o kadar bugün o kadar birlikte beraber olmaya ihtiyacımız var ki, tek yürek, tek vücut, acıyı tek bedende paylaşma ihtiyacımız var ki, bununla alakalı bizim gücümüz yetersiz kaldı. Evet, sosyal devlet yapısı, Büyük Türkiye bizim yanımızda olsun istedik. Vekilimizle beraber yine kaymakamım, ilçe müdürüm, evet yardım istiyoruz. Anadolu insanıyız. Vekilim, biz biraz istemekten utanırız. Dikkat edin, bugün beraber gezdik, 6 köyü dolaştık. Sizle konuşmaktan hicap duydular, utandılar, dertlerini anlatamadılar. Çünkü biz Anadolu insanı isteyemeyiz. Utanırız, yüzümüz kızarır, mahcup oluruz. Ve Gönüllü Köyü'nde çok enteresan arkadaşlar, bir teyzem çıktı dedi ki, bakın aynen cümlesini söylüyorum ve kadın yere düştü, yığıldı. Vekilim, toprağa tohum attık, suç mu işledik dedi. Evet. Sayın kardeşlerim, teyzem ne güzel anlattı. Sayın kaymakamım, sözüm bittiği yer, STK başkanlarım, sözüm bittiği yer diyor ki, toprağa tohum attık, suç mu işledik. Ben konuşamıyorum, o kadar duyduyum ki. Evet, Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, Başbakanıma sesleniyorum, Tarım Bakanıma sesleniyorum, Konya milletvekillerime, tüm Türkiye'deki STK başkanlarıma sesleniyorum. Bu teyzeme sosyal devlet yanında, Büyük Türkiye yanında, düştüğün yerden kalk teyzem, tohum ekmeye devam et diyebilecek miyiz? Evet. Bu teyzeme Büyük Türkiye yanında teyzem tohum saçmaya devam et. Tekrar toprağa tohum at. Tekrar yeşert. Tekrar bize besle. Bunları diyebilecek miyiz? Vekilim çok dertliyiz. Emin olun kaç gündür o bölgelerde dolaşmakta o gençlerimizin her birinin gözleri ışıl ışıl bizlerden bir yardım beklemekte. Bununla kaldı. Lütfen yine tekrar rica ediyorum. Biz bu konuda Ziraat Bankası kredilerini ertelemesi yerine bununla alakalı Tarım Bakanlığımızdan, Başbakanımızdan bu bölgeye, bu ovaya bir defaya mahsus yardım istiyoruz. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise dolu afetinden zarar gören çiftçilerimiz ve muhtarlarımızla bir araya gelerek yaraların sarılması hususunda hep birlikte çaba ve gayret gösterileceğini vurguladı. Son olarak AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez söz aldı ve şöyle konuştu. Biz bu tespitleri yapacağız ki yapıyoruz, büyük bir oranda yapıldı. Yani bana verilen bilgi çerçevesinde 106 bin dakar hasarlı bir tespit yapılmış 6-7 köyümüz civarında. Bu köylerde özellikle 2-3 köyümüz %100'e yakın
hasar görmüş, diğerleri belli oranlarda. Bunların her birisinin tespiti yapılarak, bakın, geçen yıllarda veyahut da başka yerlerde afet durumlarında neler yapılıyorsa, burada da onun gereğinin yapılması için biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bazen arkadaşlar bugün ziyaretlerinde şunu ifade ettiler: yapacağız, edeceğiz falan demek yok, yapın diyor. Elbette ki bakın, bunun bir süreci var, bunun bir tespit süreci, bunun ilgili kurumlara, ilgili makamlara iletilme ve oradan takip edilme süreci var. Biz bunu üzerimize bir vazife olarak görüyor ki bizim görevimiz zaten, hem mülki idaremiz, hem kurumlarımız, hem bakanlık ve başbakanlığa bu konular iletilerek gereği yapılacak. Bugün ziyaretlerimizde tabii bakın, gerçekten Anadolu insanı vakur bir duruşa sahiptir. Anadolu insanı her türlü çileyi göğüslemiş, her türlü çileyle baş etmiş insandır. Millet kadim bir millettir. Başına gelen her türlü felaketi göğüslemiş ve üstesinden gelmiştir. Bu Anadolu toprakları, şöyle tarihi bir geçmişe bakın, Haçlı seferleriyle mücadele etmiş ama burada hep var olmuştur. Bakın, Osmanlı Devleti döneminde de bütün dünyayla mücadele etmiş, yine bu topraklarda var olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bütün dünyayla, daha önce Çanakkale zaferinde, Çanakkale mücadelesinde bütün dünyayla mücadele etmiş, bu topraklarda var olmuştur. Yine Kurtuluş Savaşı'nda bütün dünyayla mücadele etmiş, bu topraklarda var olmuştur. Ve Allah'tan gelen bir takım afetlerle ilgili olarak da baktığınız zaman, birçok deprem hadisesi, sel felaketi, toprak kaymaları ve birçok felaketlere, dolu felaketi ne olursa olsun, her biriyle mücadele etmiş, hep dimdik ayakta durmuştur. Bunu bir defa, olaya böyle bakalım. Yaşadığımız bir hadise yüreklerimizi acıtıyor. Tabii mala gelen, bakın, mala gelen cana gelmesin, cana gelen mala gelsin deriz biz geleneğimizde. Ama şöyle deriz: mal canın yongasıdır. Mala geldiği zaman da canımızı acıtır. Ama bunlar, bununla her şey bitmiş, batmış, yok olmuşuz yaklaşımı kesinlikle bize yakışmaz. Anadolu insanına yakışmaz. Biz dik duracağız, bundan da kurtulmasını, bununla da baş etmesini ve bundan da sonuç almasını hep beraber başaracağız. Buna inanın. Onun için bakın, biraz önce Ercüment Bey, elbette yanımız yanıyor, elbette malımızı kaybettik, emeğimizi, arın alın terimizi döktük. Bugün oraya ziyaret ettiğimde bu hadiseleri, ben çiftçi çocuğuyum, sebzecilikle uğraşan bir ailenin çocuğuyum, birçok defa gözlerimin önünde izlemiş ve yüreği yanmış bir insanım. Yani dolunun gözünüzün önünde emeğinizi aylarca çalışıp bir noktaya getirdiğiniz bir emeğinizi dolu bir anda yok ediyor. Siz de hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü elinizden bir şey gelmiyor. Bir afet yaşıyorsunuz ve malınız gözünüzün önünde yok oluyor. Elbette ki acı, ama hep beraber dik durup bununla mücadele edeceğiz.